Sevgili arkadaşlar, bu videoda size insanın dünyasından bahsetmek istiyorum. Yani kendi dünyası, sanki hani çocukların oynadığı balon olur ya, pilde üfürerek şişirdiği bir laze vardır, bir balon ve patlar bazen, değil mi? İşte o, onun gibi ince bir dünyası var. İnce zarlı bir balonun içerisinde yaşıyor insan. Ve kendine göre o dünyanın içerisinde en iyisi, göreceli tabii, kendine göre en iyisini yapıyor. Kendine göre bir bakış açısı var. Ve herkes o balonun içerisinde yaşıyor. Dışarıdan görenler gerçeği görüyorlar. O kişinin o balonda yaşadığını görebiliyorlar. Yani dışarıdan birisi baktığında onu görebiliyor. Gerçeği görebiliyor. Benim de bir dostum vardı yıllar önce ve dostluğumuz devam ediyor. 2002 yılından beri tanışıyoruz. O günden beri ben onu devamlı uyarırdım. Çünkü dışarıdan bakıyorum. Sen şunları hayatında değiştirmen lazım. Çünkü mentörlük yapıyoruz. İnsanlara yardımcı oluyoruz. Dışarıdan bakabildiğimizden dolayı ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Ve o zaman yaşı gençti. Şu anda 60'a dayandı. Geçen görüştüğümüzde onu söylüyor. Keşke senin dediklerini yapsaydım. Senin dediklerini yapsaydım eğer, yani dışarıdan baksaydım, ben kendime göre en iyisini yapıyordum. Ben kendi dünyamın kralıydım. En iyisini yaptığımı zannediyordum ama hep hata yapıyormuşum. Ve 20 yıldan beri bedel ödüyorum. Kefaret ödüyorum, acı çekiyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Zaman bitiyor. En büyük nimet olan zamanımı tükettim. Ömrümü ziyan ettim. Hani her seferinde diyoruz ya, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. 20 sene önce o arkadaşıma aslında yol gösterdim ve son zamanlarda fark etti değişmesi gerektiğini. Ama zaman geçmişti artık. Too late. Geçti artık. Dolayısıyla zaman varken, fırsat varken kendini bilmek, kendini tanımak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Sadece kendi bakış açınla değil, dışarıda sana uzman gözüyle yardımcı olmak isteyen, o senin davranışlarını değiştirmen gerektiğini söyleyen kişilere kulak asman gerekiyor. Yoksa 20 sene acı çekersin, bedel ödersin. Aklıma bir hikaye geldi. Bir köyde güzel bir kız var ve delikanlı, yakışıklı birisi talip oluyor, onu istiyor ve her istediğinde görücü usulüyle red cevabı alıyor. 3-4 kere istiyor. Red cevabı alınca o da, o yakışıklı delikanlı da başka bir yere göç ediyor. Orada evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Yıllar sonra, 20 sene sonra köyüne döndüğünde o köyün güzel kızı köyün en çirkin erkeğiyle evlendiğini görüyor. Ve mutsuz bir hayatı var. Ona şu soruyu soruyor karşılaştığında. Sen köyün en güzeliydin. Nasıl olur da köyün en çirkiniyle evlendin diyor. Nasıl oldu bu diye sorduğunda diyor ki ben sana bunu şu şekilde cevaplayabilirim. Gel diyor. Gül bahçesine götürüyor onu. Gül bahçesi, iki tarafında güllerin olduğu bir tünel gibi bir bahçe var sevgili arkadaşlar. Diyor ki şu güllere bir bak diyor. En güzelini koparır mısın? Tamam diyor ama geri gitmek yok. Adım attıkça bakacaksın, hangisi en güzelse onu koparacaksın. Ve adım attıkça, ilerledikçe şimdi daha iyisi gelecek, şimdi daha güzeli gelecek, şimdi daha iyisini bulabilirim diyor. Biraz sonra en güzeli gelecek derken adım attıkça, ilerledikçe tabii geri de gidemiyor. Güzel gülleri buluyor aslında. Tam yakalıyor böyle, aha, daha iyisi olabilir diyor, şurada olabilir. Oraya ilerliyor. Tam onu alıyor, sonra diyor ki aa, öbür daha iyiymiş ama geri gidemiyor. Ve böyle ilerledikçe en sonda çirkin bir güle denk geliyor sevgili arkadaşlar. En son adımı o çirkin güle denk geliyor. O çirkin gülü, artık solmuş gülü koparıp veriyor. Benim de halim bu diyor. Ben daha iyisi gelir, daha güzel fırsat önüme gelir. Daha güzel günler yaşarım, daha yakışıklı bir zevce bulurum kendime diyerek devamlı fırsatları geri ittim. Dolayısıyla çirkin birisiyle evlendim diyor. İşte o arkadaşla konuşurken
Onu anlattı bana. Dedi ki 20 sene önce ben öyle düşünüyorum, daha iyi olabilir. Daha iyisi olacak. Daha güzel fırsatlar elime geçecek. İşle alakalı daha güzel fırsatları yakalayacağım. Daha çok para kazanacağım diye önüme gelen fırsatları hep geri çevirdim. Senin söylediğin cümleleri ciddiye almadım. Daha iyisi olacak beklentisiyle ilerlerken sonunda bu hale geldim ve çok büyük bedeller ödedim diye anlattı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biz size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Fırsat geliyor önünüze. Bu fırsat içi dolu bir sandal gibi düşünün. Siz bu noktada dururken sandalın geldiğini görüyorsunuz. İçi dolu altın ve önünüze geliyor. Düşünün, önünüze geliyor. Sizin yapmanız gereken önünüze geldiğinde elinizi uzatıp o altını değerlendirmek, fırsatı değerlendirip almak. Çünkü akan su bu bir dere. Bu dere tekrar geri gelmeyecek. Bu sandal devam edecek. Devam edecek ve bir daha o fırsat elinize geçmeyecek. Ve kayıp ne? 20 sene. 20 sene kayıp. En değerli şey zamandır sevgili arkadaşlar. Zaman akıp gider. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı? Yani sen fırsatları değerlendirmez, kendini tanımaz isen, kendini tanıyamaz isen ömrünü zayi etmiş olursun. Ömrünü ziyan etmiş olursun. O içindeki potansiyelini açığa çıkarmazsan eğer, kullanmadığın o yetenekleri, potansiyeli mezara götürürsün. Orada da işe yaramıyor ki. O yüzden sen ne yapabilirsin? Önüne bir fırsat geldiğinde onu değerlendir. Elini uzat. Son çirkin güne kalmamak için fırsatları değerlendir. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey tevafuk. Sana birisi bir şey söylüyorsa, acaba ben buradan ne öğrenmem lazım? Hangi mesajı almam lazım diye bak. Neden o kişi karşına çıktı? Sana orada ne mesaj var? Alt yazısı nedir? Hikmet gözüyle bak. Ve bu videoları da öyle değerlendir. Ki kendini tanıyabilesin. Kendini tanırsan eğer engellerini de bulursun. Ayak bağlarını çözebilirsin. Sonra içindeki o potansiyeli bulursun. Potansiyeli bulunca da düşün. Tekeri patlak bisiklet sürmüyorsun. Ferrari sürüyorsun. Mercedes S sürüyorsun. En lüks arabayı sürüyorsun. Yani potansiyeli kullanmak bu demektir sevgili arkadaşlar. Ve arzuladığın hedefe o zaman hızlı varabiliyorsun. Ne zaman ama? Kendini bilirsen, kendini tanırsan. Bunun için de fırsatı değerlendirmen lazım. Hikmet gözüyle bak her şeye. Sen de 5 sene, 10 sene, 15 sene veya 20 sene beklemek istemiyorsan, ömrünü ziyan etmek istemiyorsan, acı bedeller ödemek istemiyorsan, hani büyük kefaletler ödemek istemiyorsan, o zaman bu dediklerimi ciddiye al ve hayatına yansıt. Eğer hayatına yansıtırsan o zaman zaman kazanırsın. Hani bir söz daha var sık sık söylediğimiz. Tecrübeye saygı sana yıllar kazandırır. Yıllar kazanırsın. O tecrübeleri değerlendirip hayatına yansıtırsın. Şimdi tek başına insanın fazla bir tecrübesi yok. Yapabildiğini zannediyor, çözebileceğini zannediyor. Fakat ömrü yetmiyor insanın o tecrübeyi kazanmak, zengin tecrübeyi kazanmak için ömrü yetmiyor. Fakat tecrübeler kazanmış insanların birikimiyle geliştirilen bir metot varsa, çok tecrübe var orada. 35 bin insanın tecrübesi bir yere sıkıştırılmış bir programa, öyle düşün, bir eğitime. O zaman ne yapıyorsun? 35 bin insandan bir şey öğrenmiş oluyorsun. Çünkü her insan bir kitap, 35 bin kitap yapıyor. Ve tecrübeye saygıdan dolayı sen yıllar kazanıyorsun. Zaman en değerli şey. Şu dünyada en değerli varlık zamandır. Dolayısıyla zaman kaybetmemek için, yıllarını zayi etmemek için, ömrünü zayi ve israf etmemek için kendine tecrübeli bir mentor seç. Tecrübeleri taşıyan
Bir mentor seç. O zaman senin sürünmene gerek yok, düşmene gerek yok. Hani düşe kalka öğrenmene gerek yok ki. Neden çarpa çarpa araba öğrenesin? Normal uzmandan öğrenirsen şoför öğretmeni sana çarptırmıyor ki hiç arabayı. Çarptırmadan sana araba sürmeyi öğretiyor. Neden büyük bedeller ödeyeceksin? Sağlığını neden kaybedeceksin? Neden aileni dağıtacaksın? Neden aile huzurunu kaçırmak istiyorsun ki? Hocam ben tecrübe kazanmak istiyorum diyerek neden çocuklarını feda ediyorsun? Neden aslanın önüne atıyorsun ki? Hocam biz öyle öğrendik, düşe kalka öğrenmek gerekiyormuş. Hayır, hayat okulunda öğreneceğim. Hayır arkadaşım, büyük bedeller niye ödeyeceksin? Dolayısıyla zaman kaybetmemek için, ömrünü zayi etmemek için kendine bir mentor seç, bir rehber seç ve onun tecrübelerine saygı sana yılları kazandırır. Benim de sana başarı, huzur, özgüven veya bereket konusunda yardımcı olmamı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Peki bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey ne? Bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Sonra biz bakıyoruz, ayak bağları nelerdir, engelleri nelerdir, içindeki potansiyel nedir? Arzuladığı hedef nedir? Oraya varabilmek için ne yapman gerektiğini sana adım adım gösteriyoruz. Onun için yapman gereken videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.